Bir insanın başına hayatta gelebilecek en iyi şeylerden bir tanesi finansal özgürlük. Ne demek finansal özgürlük? Kimselere muhtaç olmadan ve belki çalışmaya bile ihtiyaç duymadan uzunca bir süre hayatınızı idame ettirebilmek demek. Eğer ömrünüzün sonuna kadar hayatınızı idame ettirecek kadar finansal özgürseniz zaten o başka bir lige geçtiniz demektir. Ama en azından birkaç yılı idame ettirebilmek çok önemli. Çünkü bu size yaşamda daha fazla tercih açıyor. O işimi yapayım, bu işimi yapayım. Acele etmeme gerek yok, kenarda param var. Bugün yöneticilerim benimle ilgili çok sert şeyler söylediler ve bence haksızlar. O zaman ben burayı terk ediyor olabilirim. Ya bu işi yapıyorum, bu kendi girişimim ama biraz yoruldum, biraz ara vermek istiyorum. O arayı verebilirim. Bu müthiş bir özgürlüktür. Finansal özgürlük insanın hayatla ilişkisini değiştiren bir şeydir. Ama finansal özgürlük elde etmek için kenarda paramızın olması lazım. Biliyorum ülkemizde tasarruf çok zor. Pek çok insan ay sonu zor getiriyor. Elektrik faturalarını, su faturalarını ödeyemeyenler var. Bu video maalesef bunun için değil. Gerçekten çok üzgünüm. Ama bu videoyu kimler için hazırladım biliyor musunuz? Her hafta ufak da olsa bir parayı kenara koyabilecek insanlara. Mesela ne kadar? 100 lira ile 150 lira arası. Diyelim ki 120 lira. Yani 10 dolar bugün dolar fiyatıyla. Her hafta kenara 10 dolar koyuyor olabilseniz ve bunu kenarda tutmak yerine doğru bir yere yatırıyor olsanız ve bunu hiç bozmadan düzenli yapsanız çok ciddi paralar kazanabilirsiniz. Bu stratejinin ismi Dollar Cost Averaging, yani dolar ortalama maliyet yapma ve bence herkesin izleyebileceği çok basit bir yatırım stratejisi. Ben yıllardır kullanıyorum, çok işime yaradı. İşte bugün o stratejiyi size basitçe anlatacağım ve bazı hesaplamalar da yapacağım. O zaman hakikaten böyle geriye dönüp düşüneceksiniz. Ah keşke o Starbucks'ta o parayı harcamasaydım. Ah keşke bir paket daha az sigara içseydim. Her hafta kenara bir 100-150 lira para koymanın yolunu bulsaydım. Bugün hayatım bambaşka bir yerde olurdu diyeceksiniz. Finansal özgürlüğe giden yolda önemli bir adım atmak için hazırsanız başlıyoruz. Bugün 30 Kasım 2021, ben Bora Özken, 298. podcast'imde beraberiz. Bugün haftada kenara 120 lira para atarak nasıl finansal özgürlük elde edilir ondan bahsedeceğiz. Eminim şu anda 120 lira ne olur hocam sorusu geçiyor kafalarınızda. Çünkü 120 lira çarpı 4 ayda eder 480 lira, bütün yıla vurun işte 6000 lira bile etmiyor neredeyse. Hocam bu birikse ne olur, birikmese ne olur? Haklısınız da bizim ülkemizin şartlarında 6000 lira hakikaten artık para değil maalesef. Dün kendime bir iPhone beğendim. Fiyatı 35 bin liraydı. Yani bütün bir yıl boyunca benim bu stratejime para biriktirseniz bir iPhone alamıyorsunuz. O halde ne yapmak lazım? O halde bu parayı sadece biriktirmemek, doğru bir alana yatırmak lazım. Doğru alanın tanımını da iyi koymamız gerekiyor. Siz ciddi bir getiri fırsatı teşkil etmeyen bir alana yatırım yaparsanız bu 120 liralar pek bir işe yaramayacaktır. Hatta belki enflasyona yenilebilirsiniz. Onun yerine ben biraz daha riskli alanları seviyorum. Ne demek riskli alan? Asimetrik getiri ihtimali olan ürünler, hizmetler. Bitcoin buna iyi bir örnek. Ne demek asimetrik getiri ihtimali? Bitcoin'e bakalım. Bir Bitcoin şu anda 56 bin dolarlar civarında fiyatı var. İnerse sıfıra inebilir. Gayet acı verir, üzer. Yukarı giderse ama benim tahminim bir 1 milyon doların üzerine gitme ihtimali var. Bu en azından beni Bitcoin'e ilgili aldım. Bu durumda Bitcoin benim için asimetrik bir fırsat sunuyor. Aşağı giderse 56 bin kaybetme ihtimalim var. Yukarı giderse 1 milyon dolar kazanma şansım var. Bu tip varlıkları ben seviyorum. Fakat bu tip varlıklara para yatırmak gerçekten çok riskli. Ne demek çok riskli? Mesela kenarda 10 bin dolar paranız var. Gittiniz bugün Bitcoin'i aldınız. Bitcoin'in hemen yarın fiyatının yarıya inme ihtimali var. Bunu Bitcoin yatırımcıları bilirler. Bunun fiyatı çok sert dalgalanıyor. Aslında bu tip bütün asimetrik getiri ihtimali olan varlıkların fiyatları çok sert dalgalanır. Çünkü bu fiyatların içerisinde epey bir manipülasyon ve spekülasyon vardır. Ve fiyatın büyük bir bölümü gelecekle ilgili beklentilerle ilgili olduğu için o beklentiler oynayınca, bozulunca bir anda fiyatlar aşağı doğru iner olabilir. Benim işte en büyük yatırımlardan olan Tesla'da bundan çok uzun süre muzdarip oldu. Hala da muzdarip oluyor. Çünkü uzun vadede çok iyi bir yere gideceğine inandığım bir varlık ama kısa vadede fiyatı çok sert dalgalanıyor. Çünkü çok manipülasyon var, çok spekülasyon var ve değerinin büyük bölümü gelecekte yapacağına olan inancımıza kaynaklandığı için gelecekte yapacaklarına dair inancımız biraz sarsılırsa fiyat hemen sert bir şekilde düşebiliyor. Bütün asimetrik getiri fırsatı olan
yatırımlar, varlıklar bu şekildedir aslında. Bu durumda terste yakalanma ihtimali çok büyük değil mi? Aldığınız 10 bin dolar ertesi gün 5 bin dolara inebilir ve müthiş moraliniz bozulur. Bakmayın size öyle bazı hikayeler var. Dün 10 bini aldım, bugün 15 bin etti. O da büyük şanstır. Oysa iyi bir yatırımcı şansa inanmaz. İyi bir yatırımcı uzun vadede başarılı olacağına inandığı bir varlığı seçer. Onunla ilgili çok araştırma yapar. Ben daha önce bundan bahsettim başka videolarda. Bitcoin'de de Tesla'da benim çok araştırmam var. Bunun uzun vadede iyi olacağına inanıyorsa, uzun vadeden de kastım en az 5 yıldır. Hatta biraz daha uzayabilir, 10 yıla kadar. 5 ile 10 yıl arasında bu varlığın mutlaka yukarı doğru gideceğine dair inancınız çok kuvvetliyse, araştırmalarınızı bunu destekliyorsa, o halde haftada 120 lira yatırım ona yapma zamanınız geldi demektir. Peki neden aniden para yatırmıyoruz? Büyük bir parayı, çünkü o parayı kaybetme ihtimaliniz var, dalgalanıyor. Ama hafif hafif sürekli yatırırsanız o dalgalanmadan pek etkilenmezsiniz. Denemek istiyorum. Mesela eğer o hafta Bitcoin'in fiyatı birdenbire 35 bine inerse, ne güzel, biraz daha fazla Bitcoin alma şansınız var aynı miktarda parayla. Burada espri aynı miktarda para yatırıyor olmak. Tabii tercih Amerikan doları olması daha iyi, çünkü biraz daha stabil bir para. Ama hani Türk lirasıyla ise de Türk lirasını dolara belki endeksleyip bir numara bulmakta fayda var. Ama mühim olan hep aynı yatırım yapıyorsanız, o hafta mesela Bitcoin'in fiyatı çok düşüyorsa, bu sizin için müthiş bir alım fırsatıdır. Çünkü aynı miktarda parayla daha fazla Bitcoin almış olacaksınız. Fiyat yükselirse o da güzel. Bu durumda kenardaki varlığınızın değeri arttı ve siz yine almaya devam ediyorsunuz. Tabii bu sefer biraz daha az Bitcoin alabileceksiniz veya o varlıktan, ama olsun, siz ortalama maliyeti tutturuyorsunuz. Üstelik de daha önceden aldığınız coinlerde ciddi şekilde para kazanmış durumdasınız. Böyle baktığınızda belli bir dönemin sonunda, mesela bir yıllık alımda, o dönemde o varlığın, örneğimizdeki Bitcoin'in bütün fiyat dalgalanmalarına siz alım yaptınız. Böylece bir ortalama maliyet elde ettiniz. İşte buna dollar cost average deniyor. Bunu 3 yıla, 5 yıla, 10 yıla doğru yaydığınız zaman o varlığın bütün fiyat dalgalanmalarına neredeyse muaf hale gelmiş oluyorsunuz. Ve eğer o varlık ekranda gördüğünüz gibi Bitcoin gibi sürekli aslında yukarı doğru giden bir varlıksa, o ara fiyat dalgalanmaları sizi üzmeden elinizde Bitcoin birikmiş oluyor. Dünyada pek çok yatırımcı olayı böyle yönetiyorlar. Yani diyorlar ki, benim asimetrik getiri ihtimali olan ama bir o kadar da yüksek riski olan varlıklara yatırım yapmam lazım. Ama biliyorum ki bunlar son derece riskliler. O yüzden bunu yönetmenin yöntemi dollar cost average veya ortalama dolar maliyeti yapmaktır diyorlar. Ve bu sayede epey iyi gelirler elde ediyorlar. Şimdi biliyorum, bunun teorisi kafanıza yatmış olabilir. Dalgalanmalardan kurtuluyoruz. Böylece yükselen bir varlıkta sürekli alım yapıyoruz. Ama bunun acaba matematiği tutuyor mu? Bakın, bu konuda çok güzel web siteleri var. Şimdi onlardan iki tanesine gideceğiz. İki web sitesinde de size, bir tanesinde hisse senetleri, Amerikan teknoloji hisse senetleri, bir tanesinde de Bitcoin'de bu ortalama maliyet yapmanın ne kadar muazzam getirileri olduğunu göstereceğim. Bu aşamada beni eğer podcast'ten dinliyorsanız, belki YouTube'a gibi gitmenize fayda olabilir. Hepsini anlatacağım ekranda gördüklerimin, ama hocam ben gözümle de görmek istiyorum diyorsanız YouTube'a bir bakmakta fayda var. Orada hem bu siteleri nasıl işlediğini, hem o ortalama maliyet hesaplamalarını ve getiri hesaplamalarını nasıl yapıldığını orada biraz daha net izleme şansınız var. Peki dollar cost average gerçekten para kazandırıyor mu? Bunun için bir yöntem var. Geçmişe yönelik hesaplamalar yapmak. Google'a gittiğinizde dollar cost average calculator, yani ortalama dolar hesaplayıcısı diye bir arama yaparsanız, şurada görüyorsunuz, karşınıza çeşitli hesaplama siteleri çıkıyor. Bu sitelerin güzelliği şu: varlık sınıfını seçiyorsunuz, o varlığa belli bir düzende para yatırırsanız karşılığında bugün ne alırdınız onu görebiliyorsunuz. Hem ilk yatırımınızla oynayabiliyorsunuz, kaç para ilk yatırımınız olurdu, hem sonra aylık olarak yatırımlarınız veya haftalık olarak yatırımlarınız ne olurdu onları değiştirebiliyorsunuz. Yatırım sürenizi ve yatırım sıklığınızı da değiştirebiliyorsunuz ve bütün bunların sonucunda bugün kaç paranız olurdu onu görüyorsunuz. Yalnız unutmayın, bunlar geçmişe yönelik hesaplamalar. O varlığın gelecekte de aynı performans göstereceğine elbette emin değiliz. O yüzden varlığı seçmek size kalmış. Bunlar sadece o seçtiğiniz varlıkta geçmişte neler oluyordu onu gösteriyorlar. Ben bunları incelediğimde iki tanesi çok hoşuma gitti. İki hesaplama sitesi. Bunlardan bir tanesi hisse senetlerine odaklanmış bir site. Diğeri ise Bitcoin'e odaklanmış bir site. Önce hisse senetlerinin getirilene bir bakalım. Bunun için buyupside.com hesaplama tablosu çok işime yarıyor. Aşağı linkini bırakıyorum. Buraya ne yapıyorsunuz? Buraya önce bir şirket seçiyorsunuz. Onun sembolünü buluyorsunuz. Hisse senedinin kısa sembolünü, Nasdaq'ta işlem gördüğü şekilde. Tesla böyle yazıyor. TSLA. İlk başta kaç para yatırmak istiyorsunuz? Onu buraya koyuyorsunuz. Mesela 1000 dolar. Ve aylık olarak ne kadar yatırmak istiyorsunuz? Burada 100 demiş ama gelin biz onu 40'a indirelim. Haftalık 10 dolar hesabından yola çıkarak.
Ne zaman yatırmaya başlamak istiyorsunuz? Mesela buradaki örnekte Kasım'da başlamışız. 2016'nın Kasım'ında. Bugün ise 2021'in Kasım'dayız. Yani tam 5 yılda ne getirdi? Tekrar özetleyelim. Tesla'ya yatırım yapıyoruz. İlk başta bir 1000 dolar yatırdık. Daha sonra da aylık olarak 40 dolar, yani haftada 10 dolar yatırdık. 2016 Kasım'dan bugüne kadar düzenli yatırım yapmaya devam ettik. Hesaplayalım bakalım neler olmuş. Şunu gösteriyor bize. O ilk 1000 dolarlık yatırımımızda biz 26 adet hisse alabilmişiz. Daha sonra yaptığımız aylık 40 dolarlık yatırımlar var. Onlarla da toplamda 60 kez daha yatırım yapmışız. Ve toplamda 2400 dolar yatırmışız. Yeni alımlarımızla beraber 28 adet hisse senedimiz olmuş Tesla. Küsuratı da var. Toplamda ise ilk alımımızı üste ekleyince 54 adet hisse senedimiz olmuş. Ve bugün elimizdeki bu hisse senetlerin değeri tam 59 bin dolar. Toplamda 2400 dolar yatırdık. Bunun binini ilk baştan, sonra da 40'ar dolar düzenli aylık olarak ve elimizde 59 bin dolar var. Var mı arkadaşlar böyle bir getiri? Muazzam değil mi? Dönelim tablomuza, bir hesaplama daha yapalım. Bakalım bu sefer biraz daha farklı bakalım meseleye. Bu sefer başta hiç para koymayalım. Sıfır diyelim bakalım öyle hesaplayabiliyor mu? Gerisini yine aynı şekilde 40'ar dolar düzenli 5 yıl boyunca yatıralım. Gidiyoruz hesaplamaya ve bu sahne görüyoruz. Başta hiç hissemiz yok, hiç para yok. Aylık 40 dolar yatırdık. Toplamda 2440 dolar para yatırmış durumdayız. 61 kez para yatırdık buradaki hesapta ve karşılığında 29.326 hissemiz var ve bu da 31.728 dolar ediyor. 2440 dolar yatırıp 31.728 dolar alıyorsunuz. Bu seferki hesaplamamızı Apple için yapalım. Apple'ın sembolü yanılmıyorsam Apple'dı. Bakalım daha düşük riskli bir hisse senedi bu. Tesla kadar oynak değil. Bakalım bu sefer neler oluyor. Yine aynı şekilde sıfır başlangıç sermayesi. Ayda 40 dolar yani haftada 10 dolar. 2016 Kasım'ından itibaren bugüne kadar yatırım yapıyoruz. Bakalım neler çıkıyor hesaplamada karşımıza. Bu durumda da 2440 dolar yatırıp 7097 dolar kazanmış oluyoruz. Yani 5 yılda paramızı 3'e katlıyoruz. Apple gibi son derece güvenli, riski az olan bir hisse senedinde bile. Bu tabloyu kendi sevdiğiniz hisse senedi için uygulayabilirsiniz. Maalesef Türk hisse senedi için böyle bir çözüm bulamadım. Amerikan borsasında işlem gören hisse senetleri için bu hesaplamalar yapılabiliyor. Ama bence zaten Amerikan hisse senetlerine yatırım yapmak biraz daha avantajlı. Çünkü paranız hem dolar bazında değerleniyor hem de Amerikan ekonomisi bizimki kadar sert dalgalanmıyor. Bu 2016'dan 2021'e kadar bugüne kadar krizler oldu mu? Olmaz olur mu? Çok sayıda finansal kriz yaşandı. Fiyatlar bir aşağı bir yukarı gittiler. Sonuçta elde ettiğimiz rakam böyle oldu. Bir de gelin sevgili Bitcoin'den bakalım hesaplamaya. Bunun için de dcabtc.com sitesine gitmekte fayda var. Şurada da görüyorsunuz isminizi. Benim en sevdiğim hesaplama yöntemi burada çalışıyor. Burada hemen bir küçük hesaplama yaptım. Mesela 10 dolarlık aldığınızı düşünelim. Bu sefer haftalık olsun bu. Ve 9 yıl biraz uzun olabilir. Biz 5 yıla bakalım. 5 yıldır haftada 10 dolar yatırıyor olsaydınız 5 yıl önceden başlayarak bugüne kadar bakalım ne çıkıyordu. 5 yıldır her hafta 10 dolar yatırıyor olsaydınız 2610 dolar para yatırmış olacaktınız. Bunun bugünkü karşılığı 32 bin dolar olacaktı. Ve bu 32 bin dolar sayesinde kazancınız %1133 olacaktı. Yani tekrarlıyorum, sadece haftada 10 dolar yatırdınız, her hafta yatırdınız, 5 yıl boyunca yaptınız bunu, 5 yıldır devam ediyorsunuz. Bugün baktığımızda o yatırmış olduğunuz toplam 2610 dolar 32.187 dolara dönmüş durumda. Tabi biraz daha sinir bozucusunu yapabiliriz. Bitcoin'in ilk işlem gördüğü 9 yıl öncesine gidelim. Tabi bu rakam biraz daha delice çıkacak kesinlikle. Bugüne kadar son 9 yıldır her hafta 10 dolar yatırmış olsaydınız Bitcoin'e toplam 4.700 dolar yatırıp 985.730 dolar kazanmış olacaktınız. Yani %20.782'lik gelir elde etmiş olacaktınız. Akıl almaz değil mi ya? İnanılmaz rakamlar. Ama tekrar söylüyorum, bunlar geçmişin analizi. Bitcoin ileride böyle yükselmeye devam eder mi? Bunu bilmek mümkün değil. Hiçbirimiz falcı değiliz. O yüzden çok dikkatli olmakta fayda var. Ama hem Bitcoin'de hem Tesla'da hem Apple'da geçmiş çok iyi gözüküyor. Gelecekte bunun gibi devam ediyorsa müthiş fırsatlar var demektir. Üstelik de vadeyi uzun tutarsanız ani fiyat dalgalama etkilenmeyeceğiz için muhtemelen belki bu kadar yüksek değil ama yine güzel getiri elde edebilir. Ve siz Tesla'ya, Apple'a, Bitcoin'e mahkum değilseniz
başka hisseler var, başka coinler var. Belki onlarda daha iyi getiriler bile oluyor olabilir. Evet, matematiği ortada bu işin. Ne yazık ki Amerikan dolarıyla yaptık hep hesapları. TL ile aynı sonucu vermeyebilir çünkü bizim paramız maalesef çok değer kaybediyor. Ama kenara bir 10 dolar atabiliyorsanız, belki 5 dolar atabiliyorsanız o bile yeterli olabilir. Çünkü mesela Midas gibi bir aplikasyonu kullandığınız zaman hisse senetlerine kısmi yatırım yapabiliyorsunuz. Yani bir bütün hisse senedine mesela Tesla'nınki 1000 dolar alamıyorsunuz ama 10 dolarlık alabiliyorsunuz. Veyahut da kriptolarda zaten böyle sınırlama hiç yok. İstediğiniz kadar parçalı kripto almanız mümkün. Yani bu küçücük paraları biriktirdiğiniz zaman son 10 yılın, 5 yılın, 3 yılın farklı açılardan farklı ürünlere baktık. Sonuçları böyle oldu. Tabii geçmişte böyle olması gelecekte böyle olacağını garantisi vermez. O yüzden dediğim gibi o varlığı iyi araştırmanız gerekiyor. Ben Tesla ve Bitcoin'e çok inandığım için yatırım yaptım, yapmaya devam ediyorum. Ama belli olmaz. O yüzden bütün işin sırrı iyi bir varlık seçmekte ve o varlığın sert dalgalanmalarına etkilenmeyip uzun vadede yukarıya yakaladığı trendten istifade etmekte. Bu yöntemin önemli bir avantajı daha var. O da duygularınıza esir olmamak. Çünkü yatırımcılıkta benim de hala en zorlandığım konu. Ben bir boğayım, duygulu bir adamım sonuçta, heyecanlanan bir insanım. O duygular insanı çok kötü esir alabiliyor ve bundan dolayı çok zarar edebiliyoruz. Mesela o gün fiyatlarda inanılmaz sert bir düşme var, panik yapıyoruz, satıyoruz. En kötü şeylerden bir tanesi. Veya fiyatta aşırı bir yükselme var, o da insanı paniğe teşvik edebiliyor. Ya düşerse karımı alayım çıkayım diyorsunuz ve bir süre sonra fiyat daha da yukarı giderse yine para kaybetmiş oluyorsunuz. Oysa eğer düzenli bir sistem kurmuşsanız kendinize ve her ay, her hafta belli bir para buraya doğru akıyorsa ve bunu asla bozmuyorsanız, hatta o hesaba belki bakmıyorsanız, ben hep şunu gördüm kendi adıma, bazı hesaplara ben 3-4 ayda bir bakıyorum, hep onlarda kazandığım para her gün baktıklarımdan daha iyi oldu. Çünkü günlük duygusal deneyimleri yaşamıyorum ve düzenli para aktığı için de oraya onu sorgulamıyorum bile. O yüzden bunları yaptığınız zaman iyi de bir varlık seçmişseniz, işte demin gördüğümüz hesaplamadaki gibi sonuçlara rastlamak işten bile değil. Bu nedenle böyle işte bir sürü fenomenin o 10x yapacak, bu çarpı 5 yapacak, hemen alın bunu falan, ben bu gazlara asla gelmiyorum artık. Çünkü tutabiliyorlar bazen, evet. Mesela Shibuya bu yıl başında 100 dolar yatırım yapsaydınız şu anda galiba 70 milyon dolarınız oluyordu. Keşke dinleseydim, vardı öyle tavsiyeler. Ama çoğu tutmuyor aslında. Sonra tutanları bize tekrar hatırlatıyorlar. Tutmayan önerilerini ise bize unutturuyorlar. Siz üstelik bunun stresini kaldırmakta da zorlanabilirsiniz. Çünkü bir şey çok yükselebiliyorsa çok da düşüyor olabilir. O duygusal gelgitler insanın işini gücünü bozar. Oysa biz hep işimizi düzgün yapmalıyız. Bizim işimizi düzgün yapacağız ki para kazanıyor olacağız. Yani profesyonel yatırımcı olmaya karar vermediğimiz sürece, ki kolay bir karar değil, çok teknik bilgi gerektiriyor, çok mangal gibi yürek gerektiriyor, çok araştırma gerektiriyor. Benim gibi daha ziyade benim normal bir işim var, bir yandan da param da değerlensin ki finansal özgürlüğe yaklaşayım diyorsanız, dollar cost average veya ortalama maliyet yapmak olabilecek en iyi fikir bence. Bu arada size küçük de bir duyurum var. Yakında bir eğitimim olacak. O eğitimde Nasdaq borsasında işlem gören yüksek teknoloji hisse senetleri nasıl yatırım yapılır, bundan anlatacağım. Bu hisseler demin anlattığım kritere uyuyorlar. Uzun vadede büyük potansiyel var ama kısa vadede fiyatlar sert dalgalanıyor. O yüzden dollar cost average'a da uygunlar. Bunlar nasıl seçilir? Sektör nasıl seçilir? Hisse nasıl seçilir? Bunları hangi platformlardan yatırım yapmak lazım? Bu yatırımların masrafı ne oluyor? Hangi vadede tutmak lazım? Portföyü dağılımı nasıl yönetmek gerekiyor? Gibi çeşitli konu ele alacağım bir eğitimim olacak. O eğitime de gelirseniz süper, mutlu olurum. Linki aşağıda veya yukarıda, ikisinden de görebilirsiniz. Orada tıklayın, eğitime gelin. Bugünlük de bu kadar. Küçük bir de uyarı yapayım. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Ben sadece bir metodoloji, bir yöntemi ortaya koymaya çalışıyorum. Ben Tesla ve Bitcoin'i seviyorum ama geleceklerin garantisi kimse veremez. Siz kendi araştırmanızı yapın. Kendi kafanıza seçen bir varlığa, birkaç varlıkta olabilir, güçlerinize bağlı, uzun vadeli, haftalık düzenli bir yatırım planıyla yaklaşın.